Evet, çok değerli basın mensupları, bugün hep birlikte sizlerle Yusufeli'ndeyiz. Soğuk ama güzel güneşli bir günde yapmış olduğumuz Artvin Yusufeli Barajı'nın koordinasyonu, işlerin tamamlanması konusunda sayın bakanlarımızla, strateji başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle ve ilgili kurumlarımızla, başta Devlet Su İşleri olmak üzere Karayolları, TOKİ ve diğer kurumlarla birlikte bir koordinasyon toplantısını burada gerçekleştirdik. Tabii ki yerinde izleme, yerinde ziyaret ve yerinde koordinasyon son derece önemli oldu. Ben sayın bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar da vakit ayırdılar, geldiler. Bu aslında tabii ki Devlet Su İşleri koordinasyonunda yapılan bir proje ama sadece bir bakanlığı değil, 4 bakanlığı ilgilendiren bir proje. Enerji Bakan Yardımcımız da bugün bizimle birlikte. Tabii ki sona doğru gidiyoruz. İpi göğüslemek için çok daha fazla tabii ki bir koordinasyon gerekiyor. Bu konuda da gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bundan sonra nasıl yürüyeceğine dair çalışmalarımızı tamamladık. Tabii ki en önemlisi de ilçenin yeniden yerleşimi ve ilçede yaşayan insanlarımızın mutluluğunu ve refahını bozmadan bu işin tamamlanması. Bugüne kadar hakikaten devletimiz şefkatli elleriyle ilçede yaşayanlara, hak sahiplerine de gereğini yapmıştır. Bundan sonra da yapma konusunda da tüm bakanlıklarımızda da bugün gerekli inisiyatif olduğunu da gördük. Hızlı bir şekilde yeniden yerleşim için ve diğer konularda da çalışmalarımız sürüyor. Şimdi tabii ki sabahtan beri özellikle bir koordinasyon toplantısı, akabinde hemen baraj gövdesinde üzerine çıktık. Baraj gövdesi bildiğiniz gibi 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi. 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi ama bununla beraber de 550 megawatt güç üretecek üniteleriyle de ülkemize hakikaten büyük bir faydası olacak baraj. Sadece enerji değil, ileride sulamalara da büyük bir faydası, fayda yaratacak bir barajımız en nihayetinde. 20 milyar liralık dev mega bir proje. Bu projenin de inşallah bu sene tamamlanmadan bitmesini mutlaka hedefliyoruz. Dediğim gibi burada tabii ki relokasyon önemli. Yusufeli ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahı son derece, mutluluğu son derece önemli. Ben tekrar sayın bakanlarımıza, müteahhit firmamıza, ilgili tüm kurumlara bu koordinasyondan dolayı, bu motivasyondan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda da bu mega projemizi bitirip sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açacak hale getireceğiz diyorum. Şimdi sayın bakanlarımıza buyurun, söz verelim. Onlar boşta, onları bırak abi. Sayın bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli başkanlarımız, değerli basın mensuplarımız. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin en yüksek, dünyanın bildiğim kadarıyla 3. büyük yüksek barajının inşası için bugün Tarım Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bir araya geldik. Tabii bittiği zaman ülkemizin ekonomisine, sanayisine, istihdamına katkı sağlayacak çok önemli bir eser. İnşallah çok kısa zamanda bitip ülkemizin büyük değerleri arasında yer alacaktır. Biz bugünkü ziyaretle birlikte Artvin'imize, Yusufeli'mize 4. ziyaretimizi gerçekleştirdik. 6 ay önce geldiğimiz ziyarette de yaşanan sel sebebiyle vatandaşlarımızla bir beraber olduk. Ben tekrar selden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, buradaki işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Artvin'imize, Yusufeli'mize tekrar başsağlığı diliyorum. Tabii bugün sıklıkla konuştuğumuz iklim değişikliğinin etkileri noktasında da Yusufeli Barajımız hem sulama noktasında hem de su kaynaklarımızı verimli kullanma noktasında çok ciddi katkılar sağlayacaktır ülkemize.
Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak Yusufeli ilçemizin iskan konutlarının taşınma sürecini Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle yürütüyoruz. Ve bu kapsamda 2700 konut Yusufeli merkezde, 500 konut da köylerimizde olmak üzere 3200 konutu inşa ediyoruz. Diğer taraftan Yusufeli merkezin taşınmasıyla birlikte ortaya çıkacak kamu binalarında kaymakamlığı, ilçe emniyeti, adliyesi, okulları, camileri, sosyal donatılarıyla yeni Yusufeli'nin inşasını hep birlikte yürütüyoruz. Şu ana kadar 800 konutu tamamladık. Hak sahiplerine teslim edecek aşamaya geldik. İnşallah 9. aya kadar da bütün konutları etaplar halinde bitirip vatandaşlarımızı Haziran ayı itibariyle de yeni yerleşim alanına taşıyacak çalışmaları hep birlikte bir koordinasyon içerisinde, bir uyum içerisinde gerçekleştireceğiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla iskan edilecek yeni burada oturmasa dahi vatandaşlarımıza ilişkin kararları aldık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle, ki onlarla görüşerek, onların rızasını alarak gerek taşınma sürecinde, gerek yeni yerleşim sürecinde her türlü desteği devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olarak vatandaşımıza vermektedir. Biz de bu hassasiyet çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben başta Tarım Orman Bakanımıza bu eserde koordinasyonunu sağladığı için, bu eserde hakikaten ülkemize geçmiş bakanlarımızla birlikte çok önemli bir hizmet verdiği için, yine Ulaştırma Bakanımıza, tüm bakanlık çalışanlarımıza, devlet su işlerimize, karayollarımıza, burada iskan konutlarının yapımında hakikaten salgın sürecine rağmen hiçbir şekilde ara vermeden çalışan Toplu Konut Dairesi Başkanlığımıza, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, Yusufeli Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Eserimizin, barajımızın şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesi olan Artvin Yusufeli Barajı şantiyesindeyiz. Günün erken saatlerinden beri buradayız. Sayın bakanlarımızla birlikte bir koordinasyon toplantısı yaptık. Böyle büyük bir projeyi en kısa zamanda ülkemize kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Yusufeli Barajı'ndan etkilenen yollardan dolayı 69 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz Yusufeli'nde. Bu 69 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Bu tünel imalatları da yaklaşık bitmek üzere. Yakında elektromekanik işlere başlayacağız. Yaz itibariyle de tünellerdeki bütün işlerimiz bitmiş olacak. 39 kilometre, 56 kilometrelik tünel inşaatının dışında 21 adet de köprü imalatımız var. Orada da çalışmalar devam ediyor. Sadece 4 tane özel tasarım köprüde de imalatlar devam ediyor. Onu da yıl içerisinde, 2021 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tabii böyle büyük bir proje, dünya ölçeğindeki çok büyük projedir. İçin yaptığımız yollarda zaten yolların büyüklüklerinden projenin de önemini ve büyüklüğünü anlayabiliyorsunuz. Sadece bir örnek vermek istiyorum. 2002 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğu 50 kilometreydi. Biz şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56 kilometrelik tünel inşa ediyoruz. İnşallah bu ulaşım yatırımları da bir an önce bitecek. Yine yıl içerisinde de inşallah barajda da önemli bir seviyeye gelip inşallah su tutmaya başlayacağız. Ben böyle büyük bir projeyi ülkemize kazandıran bakan arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarımıza, diğer genel müdürlüklerimize, eski bakanlarımıza, çalışanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ülkemize Yusufeli Barajı'nın. Değerli arkadaşlar, tabii kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli gündem maddesi. Bizim bakanlığımızın en önemli projesi. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'da da açıkladılar. Türkiye genelinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan bugün resmi gazetede yayımlanan, kendi inşaatını yapan hak sahibi vatandaşlarımızın riskli binalarda kendi inşaatlarının 1,5 kadı kadar inşaatı yapmaları durumunda KDV oranını %18'den 1'e düşürmüş olduk. Ve bu çerçevede kentsel dönüşümü riskli binalarda önünü açmak ve hızlandırmak adına böyle bir karar alındı. Eminim ki kentsel dönüşümü hızlandıracak ve vatandaşlarımıza
KDV noktasında destek olacak. Bu kararla süreç hızlanacaktır. Tabii bunun dışında da bakanlığımızın diğer destekleri de devam etmektedir. İnşallah koyduğumuz hedefler doğrultusunda dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. Aslında barajla ilgili epey mesafe aldık. Ama tabii ki elektromekanik ekipmanlar var, diğer şeyler var. Aslında barajın da neredeyse sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Ama inşallah biz yaz gelmeden barajla ilgili çalışmaların çok önemli bir kısmını bitirmiş oluruz. Yani gövdeyle ilgili ve diğer yanlarıyla alakalı. Ama dediğim gibi bu proje sadece bir bakanlığın değil, devletin bir projesi. 4 bakanlığı ilgilendiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği bir proje. Burada tabii ki bir yeniden yerleşim var. Tabii ki yolların relokasyonu, yani yolların tekrar yer değiştirmesi var. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii bunların ötesinde de şu var. Suyun akımı son derece önemlidir. Su tutmaya başlamamız için bizim artık sonbaharla birlikte artık yağışları bekliyor olmamız lazım. Her ne kadar bitirsek de yazın bir akım olmayacaktır. O yüzden su tutma artık 3. çeyrek hatta 4. çeyrek gibi bunlara hesabını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yeniden yerleşimle ilgili Sayın Bakanım buyurun. Değerli arkadaşlar, zaten bu koordinasyonu yapmamızın sebebi de yerleşim alanının taşınma süreciyle barajın bitiş süreci yine buradaki vatandaşımızın, bölgemizin ihtiyaç duyduğu projeleri konuşmak üzerineydi. Şu an yerleşim yeriyle alakalı tabii ki Yusufeli coğrafyasını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yeni yerleşim noktasında da araziyi oluşturabilmek adına Devlet Su İşlerimiz hakikaten yoğun bir çaba sarf ediyor ve üzerine de Toplu Komitesi Başkanlığımız hızlı bir şekilde inşa sürecini yürütüyor. Biz az önce de ifade ettiğim gibi merkezde 2700 konut yapıyoruz. Sadece konut değil, konutların her türlü ihtiyacını giderecek sosyal donatılarıyla birlikte inşasını gerçekleştiriyoruz. Ve 800 tane konutumuz, bağımsız birimimiz, yine resmi kamu binalarımızın birçoğu tamamlanmış durumda. Diğer konutlarımız da etaplar halinde tamamlanacak ve 9. aya kadar şehir merkezindeki 2700 bağımsız birime ilişkin tüm inşa faaliyetleri inşallah tamamlanacak. Yine bu inşa faaliyetlerini besleyecek elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapı işlerinde Devlet Su İşlerimiz koordinasyonunda yapımı sürüyor. İnşallah onlar da eş zamanlı birlikte bu bölgeye getirilmiş olacak ve biz Haziran ayı itibariyle iskan edilecek vatandaşlarımızın taşınma sürecini Yusufeli merkezde oturan vatandaşlarımızdan başlamak suretiyle inşallah yapıyor olacağız ve yıl sonuna kadar da hem taşınma süreci hem yeni inşa süreci tamamlanmış olacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yollarla ilgili Sayın Bakan. Daha yerleşim, uyarı almayayım. Tabii 56 kilometresi tünel olan 69 kilometrelik bir yol inşaatından bahsediyoruz tabii arkadaşlar. Buradaki 56 kilometrelik tünel inşaatları bitti. Burada özel tasarım 4 tane köprü var. Bunların 3'ü de inşallah yollarla, elektromekanik işlerle birlikte yaz ortasında hepsi tamamlanmış olacak. Sadece bir tane şu an Yusufeli merkezdeki viyadükle ilgili de bütün sorunlar halledildi. Hızlı bir şekilde girdik. İnşallah yıl içerisinde de onu da belli bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Zaten buradaki bugün yapılan toplantılar, koordinasyonlar bu işin bütün işlerin beraber eşgüdüm halinde bir an önce bitirilmesi için inşallah yıl içerisinde hepsinin bütün işleri tamamlamış olacağız.